Geçiş oyununa hoş geldiniz. Mali ile birlikte 14. hafta maçlarıyla sizlerleyiz kadro mühendisleri olarak. Nasılsın Mali? İyiyim. Sen nasılsın? Bir tekledin, giremeyeceğim sandım. Evet, bir şey yaptım. İyi misin? Pes verdim diyeyim. Keyifler nasıl? İdare ediyorum ya. Biz programı Marsilya maçından önce çekiyoruz. Onun heyecanına yoralım. Ya İstanbul'da olmuyorsunuz işte, maçlara gelemiyorsunuz. İstanbul'da olsaydı şimdi statta olurdun. Ben eskisi kadar stat'tan maç izlemeyi sevmiyorum. Yani İstanbul'da da olsam kombine alacağımı sanmıyorum. Yani özellikle Galatasaray maçlarını falan ya yani büyük takımların maçlarını stat'tan izlemek bana çok keyif vermiyor eskisi kadar. Yani maçın kendisine çok giremiyorum seyirci atmosferinden En belki son bilmiyorum. hangi maçı izledin Galatasaray stadında? Valla 2 yıldır zaten korona var. Hani sanki Maçlara sürekli gidiyor da eskisi kadar keyif vermiyor diyorsun, o yüzden. Ay, tamam da yani ben 15 yaşından beri belli aralıklarla İstanbul'a geldiğimde zamanda Ali Samiyen'e gidiyordum. Şimdi de işte Nef Stadı mı, Türk Telekom Arena mı işte hangisi dersen onlara En gitmeye son Taksim çalışıyorum. stadında Papaz'ın çayırında maç izlemişsin. Eskisi kadar keyif vermiyor diyorsun. Türk Telekom Arena'da en az 10 tane maç izlemişimdir ben sana söyleyeyim. Ben emin olamadım ama hadi bakalım. Senin dediğin gibi oldu. İzledim. İzledim ama yani şeyi mesela daha çok keyif almıştım. 2 sene önce falan Malatyaspor'un maçına gitmiştim. Malatya'ya gittiğimde ondan keyif almıştım mesela. Onu tercih edebilirim. Yani oradaki bir deneyimi yaşamak daha farklı oluyor da Galatasaray'ın normal böyle tamamen tribünün dolu olduğu bir maçına gitmek gelmek de zor geliyor. Bilmiyorum. Tabii ki fırsat olursa yine giderim ama İstanbul'da yaşasam sürekli gideceğimi zannetmiyorum. Yani ben keyif alıyorum. Gitmeye de çalışıyorum. Başka maçlarda gitmeye çalışıyorum. Seviyorum stat atmosferinde izlemeyi. Evet. İstersen başlayalım yavaş yavaş. Zaten Galatasaray, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi de yeri geldiğinde konuşuruz. Senin Başlayalım. kadronu görüyorlar yine bu hafta. Normale döndük. Mali'nin teknik problemleri çözmesiyle. YouTube'dan izleyenler senin kadronu görüyorlar. İstersen başlayalım. Başlayalım yavaştan. Geçen hafta nasıl geçti senin için sürprizler? Genelde aslında tahmin ettiğimiz gibi bitti maçlar. Benim için çok iyi geçmedi ya. Benim aldığım oyuncular o kadar verim vermedi. Özellikle forvetlerden katkı alamadım. Senin için şey Kerem tarih. Aktürkoğlu tutturdum. Mustafa eski yerlilerden bahsediyoruz. Golü attı ama vardan döndü. Garip bir iptal oldu Malatya maçında da. Yani nasıl offside oldu ben anlamadım. Enteresan bir şekilde iptal ettiler golü. Dedim Barış yine aldı, yine bir onu tahmin etti. Golle geldi dedim ama sonra var iptal oldu. Saçma sapan bir iptaldi o. Ya şey Mustafa Eskiyerliaç üzmüyor ya. Yani Enkü'de iyi bir deneme. Gol de atabilir, asist de atabilir de yani Malatya'nın toparlansa özellikle her hafta tercih edilir ama Malatya'nın bir şey yapması lazım. Devre arası bir Sumudika'nın etkisini göstermesi için bir fırsat vermesi lazım. O zamana kadar en az hasarla atlatmaya çalışacak. Neyse kaleden başla sen yavaş yavaş. Konuşuruz hepsini. Haftanın ilk maçından başlayalım o zaman. Cuma günü yarın akşam Adana Demirspor Kasımpaşa maçı. Adana Demirspor'u övüyoruz zaten. Yeni hocasından sonra, gerçi artık yeni sayılmaz. Bayağı bir süredir takımın başında. Artık takımı da tanıyor. Rakip de uygun bu hafta Kasımpaşa. Genelde rakibine yöneliyoruz kimle oynuyorsa. Adana Demirspor'da böyle iyi durumdayken kaçırmak istemedim şansları açıkçası. Bir de şunu da görmüşsündür. Montella'nın iyi hoca olduğu şuradan da belli. Balotelli, Samet Aybaba oynatmadığında ortalık birbirine giriyordu. Montella oynatmıyor da Hasan Bolongo'yu oynatıyor. Yani o kadar olay olmuyor yani. Herhalde onun karizmasından, Ya şeyinden, şimdi büyük hoca olmasından. Montella ile bir ilişki kurabilir, ona saygı duyabilir ama Samet Aybaba'ya oynatmadığında sen kimsin, beni oynatmıyorsun diyordur yani. Samet Aybaba yanlış anlaması açısından söylemeyelim de hani Balotelli açısından. Balotelli. Balotelli biliyorsun ülkemiz futbolundaki geçmiş tartışmalara ilgisi var. Geçmiş demeçleri falan takip ediyor. Belki Samet Aybaba'nın Messi mi Olcay mı diye sorsalar Olcay'ı tercih ederim. Çünkü Messi nereli bilmiyorum ama Olcay Kayserili onu biliyorum demişti falan. Böyle şeylerin haberi varsa Yine Samet saygı duymuyor Aybaba'nın olabilir. açıklamaları var. Üç yabancı olmalı, futbol gerisi Türk olmalı diye değişik yaklaşımları var. Balotelli de hani Sergen Hoca'yı kastediyorsun muhtemelen de. O da artık
Ne zaman, herhalde bir 10 sene olmuştur böyle programda sarf ettiği bir söz sonrası. Yansımaları oldu. Çok büyüdü olaylar, hareketler vesaire. Uzadı gitti konu. Değişik bir olaydı yani. Sen Balon. de devam et, öteki kalecini de söyle istersen. Öteki kalecim de Silvio Lung. Kayserispor Rize deplasmanında. Yani biraz garip bir maç olacak ama nedense bana Kayseri gol yemeyecek gibi geldi. Öyle bir hissiyata büründüm. 0-0 Seninle burada ayrılacağız ya. Vallahi şaşırtacağım seni. 0-0 bitecek gibi düşündüm maç. O yüzden Lung'u tercih ettim. Muriç'in yanında. Az kaleci Muriç bu arada, söylemedim, Adana Demirspor'dan. O da Ferhat'tan kaleyi devraldı. 3-4 haftadır da devam ediyor istikrarlı bir şekilde. O yüzden ilk tercihim Muriç, yedek tercihim Silvio Lung olacak. Evet, seni dinleyelim o zaman. İlginç tercihlerini merakla bekliyorum. Kalede değil de ileride göreceksin. Muriç'i ben de aldım. Adana Demirspor'a güveniyorum. İkinci tercihim de Volkan Babacan oldu. Ben Başakşehir'in kazanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Uygun bir fikstür var. Bir de bu iki Volkan takım Adana Babacan Demir'le Başakşehir hayvan gibi haftanın yağmurlu. açılış maçlarını oynayacak. Onun için onlardan adam almak da avantajlı. Bir hata yapsak bile dönebiliriz ondan. Uygun maç ya. Başakşehir'e ben de güveniyorum. Ya bu kadar havaya girmişken, bu kadar etkiliyken, yani Altay'ı rahat rahat yenerler gibi geliyor bana. Ya ben sana biraz daha iddialı konuşayım. Bence Başakşehir şampiyonluk yarışı içinde olacak diye düşünüyorum. Yani öyle bir şey yaparsa Emre çok büyük bir başarı elde eder. Gerçi bir şey kalmadı. Şu an Başakşehir Galatasaray'dan da Beşiktaş'tan da puan durumunda yukarıda. Aynı puanda sayılır Fenerbahçe ile Beşiktaş'la Galatasaray'la. Yani çoğundan iyi durumda olur. Evet, Avrupa kupalarına gidebilir en azından. Bana sanki o şampiyonluk yarışının içinde olacaklar gibi geliyor. Olabilir. Kulüplerden birisi olmayacak. Hangisi bilmiyorum ama Başakşehir ekstra olacak diye düşünüyorum. En azından Savunmayla devam edelim istiyorsan. edelim. Başakşehir'den bu kadar bahsetmişken Başakşehir'den devam edelim. Duarte ilk ismim olacak. Başakşehir'de savunmada, hani oyundaki savunmacılardan oynayanı bulmak zor. O yüzden Duarte'yi ben burada tercih ettim. Genelde Emre ile beraber, Emre Belözoğlu ile beraber oynayan isimler arasında ne çıkıyor? Çünkü Yusuf falan orta saha oldukları için savunma olarak gözükmüyorlar. Bekler de oynamıyor. Şu anki bekler de değişiklik gösteriyor. O yüzden en garanti isim burada Duarte. Başakşehir'den tercih yapacaklar için önerebiliriz. İkinci ismim Valentin Rozier olacak. Oyunun başlarında her hafta öneriyordum. Sonra Beşiktaş bir sallantıya girdi. Gerçi hala sallantıda devam ediyor ama artık bu hafta kazanması gerekiyor. Bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Gol Kazanamaz. yemeden kazanacağını düşünüyor musun Beşiktaş'ın ya? Ben yiyeceğini düşünüyorum. Kazansa da 2-1-3-1 kazanacağını düşünüyorum. Ya bu hafta gol Giresun. olmaz gibi geliyor bana. Giresun, Bence bu maç için yani görüşünü almamız gereken bir kişi var. o isimle ben konuştum. Dedi ki Ne dedi? Beşiktaş'ta babam oynasa Beşiktaş'ı tutarım dedi. Hayır. Beşiktaş'ı tutar da yani iki takımı da yakından Türkiye'de takip eden az Yani sayıda o yüzden kişiden biri. çok objektif bir tercih olmayacağı için Anladım. Aslı'dan daha çok Beşiktaş yanı tabii. Ben kendisini de tebrik ediyorum. Geçen hafta mağlup ettiler bizi. Söyletirim. Giresun kötü futbol oynamıyor. İyi oynuyor. Giresun ters takım. Ters takım ama gol yollarında etkisiz. O yüzden ben Beşiktaş gol yemez diye düşün. Tabii tam tersi durumlarda olabilir. Beşiktaş Ama bu maçta gol yemeyecekse sanki bu maç uygun bir maç gibi geliyor. Hani ya Giresun gol yollarında etkisiz de Giresunspor ilginç bir şekilde çoğu Anadolu takımıyla oynarken kadro kalitesi daha düşük olmasına rağmen kadro olarak rakip çok yarı iyi. sahada oynuyor. Yani orada gol bulmak daha zor, kapalı bir savunmaya daha fazla beceri gerekiyor. Ama Beşiktaş'a karşı muhtemelen daha fazla açık alanda yakalayıp pozisyon bulmaya çalışacaklar. O durumda da değerlendirmeleri daha kolay olabilir. Ben Beşiktaş savunması da bana hiç güven vermiyor. Onun için ben açıkçası gol atacağını düşünüyorum Giresunspor'un. Olabilir. Eğer öyle düşünüyorsan da Fossane Diabate'yi alabilirsin orta Yok, sahada. almam birini de yani Beşiktaş savunması da zaten pahalı. Ama tabii Rozier asist falan da yapabilir. O açıdan mantıksız Ya değil. bir de Rozier son 3-4 haftada bence vites yükseltti. Sezon başına göre daha etkili oynamaya başladı. O yüzden Rozier'i tercih ettim. Üçüncü isim de Rasul. O da Adana Demirspor'da istikrarlı bir şekilde oyuna devam ediyor. Adana Demirspor'da Kasımpaşa karşısında şanslı olduğumu söylemiştik. O yüzden
Rasulü bu hafta 3. isim olarak aldım. Yedek tercihim Mustafa Eskellaç. Hep sen almıştın geçen hafta. Galatasaray'la oynuyorlar. Çok zor bir maç. Açıkçası son tercihi yaparken kimi alsam diye düşünüyorum. 4,25 milyon bir bütçem kalmıştı. Gezerken de Mustafa Eskellaç'ı görünce, almak istedim. Yani bence Galatasaray kazanacak ama Malatyaspor'da da eksikler çok. İşte sezona çok iyi başlayan Tete sakat, stoperde Wolves sakat, Sadık son maç sakatlandı. Hatta Şumudika'da biraz kilo verip ben oynayacağım falan dedi biliyorsun. Son maçtan sonra. Eksikler fazla. O yüzden Galatasaray galibiyete yakın ama Mustafa Eskiyeli'yle o bizim ekstra kontenjandan ve tam da bütçeye uyunca acaba dedim bir alayım dedim. Atlamak istemedim diyerek sözü sana bırakayım. Senin savunma tercihlerini dinleyelim. Benim bütçede sıkıntım yok. Malum benzin zamları olduğu için ben de sıraya girip benzin alanlardanım. Onun için bütçe sıkıntım yok. Ben Leo Duarte'yi aldım senin gibi. Adana Demirspor'dan da benim tercihim Jonas Svensson oldu. Dediğim gibi ondan tercih yapmak daha kolay geliyor Ben ikisinden de. Svensson'u neden aldım? Kadroları görebiliriz. Sözünü kestim Barış. Svensson çok iyi oynuyor ama bu iyi oyunun karşılığında asist gol katkısı yok. O yüzden almadım ben Svensson'u açıkçası. O yüzden Rasul Ya tercihim. ben hücumunu da beğeniyorum. Şimdi Kasımpaşa maçında da etkili olabilir. Bir de 11'i görüp değiştirebilirim. Ya bir 11'i görelim de Adana Demirspor'un. Daha da rahat olur. Başakşehir için de çok değişiklik oluyor. Leo Duarte'yi aldım. Ama şimdi beklere göre de bir tercih değiştirip yapabilirim. Ben bu hafta mesela biraz daha herkes Sivasspor'u avantajlı görüyor ama ben Hatayspor'un Sivasspor'u yeneceğini düşünüyorum. Sivas iyi durumda değil. En kötü böyle yenilmez golünü atar falan. Ama ben Kamil Ahmet Çörekçi'yi, Demirbaş'ımı yine aldım. Onun dışında Konyaspor Gaziantep'le oynayacak. Kolay bir maç değil. Ama Konya'nın Gaziantep de stoper ikilisi kısır bir takım. yok. Konya'nın stoper ikilisi yok. Geçen hafta hani Stoper oynamayacaklar ikilisi demiştik. yok, evet. Sakatlıkları geçti. Bu sefer kesin yoklar. Söyleyelim. Cezalı Çalışmayacaklar ikisi de. sağ Ya olsun. şöyle, Ahmet Çalık'ın olmaması Konyaspor için avantaj ama tabii Abdülkerim büyük bir eksik. İkisi birden olmayınca sıkıntı olabilir. Ben Gilerme'yi aldım. Şu hücum et katkısı da var. Ya açıkçası gol yemeyeceğine güvendiğim başka bir takım bulamadım. Onun için mecbur Konya'ya yöneldim. Rakibe göre de biraz tercih yaptım. Antep kısır olduğu için. Gaziantep 10-0-0 ter dizilimiyle çıkar zaten maça. Ya artık Gaziantep ne zaman Erol Bulut'tan kurtulacak merakla bekliyorum da inatla Gaziantep bekliyorum, bazı stoperleri sabrediyorum. çağırıp falan oynatacak muhtemelen Erol Hoca. Ya inanılmaz gerçekten yani. Bu Erol Bulut, Çağdaş Atan ne var da bu kadar tutuluyor anda. Çağdaş'ı da bir yere şey olacak. Bir takımı düşürecek Çağdaş bu sene de. Hangisi merakla Ama bekliyorum. Bakalım Çağdaş kime Atan olacak. görevde değil hala Çağdaş Atan diyorsun. Bırak adamın yakasını ya. Ya gerçekten bir Çağdaş, bir Erol böyle bir algı gençler diye. Yani böyle fitler, Çağdaş güzel Atan giyiniyorlar. sadece Bir iyi hoca olduklarını zannediyorlar. bir yerde çalıştı ya. Daha Çağdaş Atan ikinci, üçüncü şans almadı Tam bakalım. ikinci yerde de çalışır sonra görürüz zaten. Neyse orta sahaya geçelim. Geçelim Barış'cığım geçelim. Çağdaş Atan'a salladın. Devam edelim biz orta sahadan. Konyaspor'dan bahsediyoruz hep. İyi futbolundan, iyi oyunundan. Serdar Gürler'i de zaten geçen hafta kapak yapmıştık. Milli takıma neden alınmadığını burada da konuştuk. Bu hafta da ben Konyaspor'un gol bulabileceğini düşünüyorum Gaziantep karşısında. O yüzden Serdar Gürler'i tercih ettim. Kadromu aldım. İkinci ismim Yunus Akgün. Yunus Akgün biliyorsun Galatasaray'dan kiralık alan Demirspor'da. Montella'nın gelişiyle o da performans yükseltenlerden. Skora da katkı veriyor. İyi de oynuyor. Fiyat olarak da uygun. O yüzden bu hafta ben Kasımpaşa karşısında mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yunus Akgün haftanın sürpriz tercihi olabilir bu hafta. Fark yaratabilir. O yüzden ben Yunus Akgün'ün ismine böyle bir yıldız koyuyorum bu hafta için. Kaptan tercihi de yapılabilir. Diğer isim Berkay. Her hafta alıyoruz zaten. Başakşehir'in formundan bahsediyoruz. Rakipte Altay. Mustafa Hoca'nın takımı. Başakşehir'in Goretzka'sı diyebiliriz herhalde. Dedik artık söyledik yani son iki hafta Evet. skor katkısı yok ama ben almaya devam edeceğim. Muhtemelen Başakşehir'i üstün gördüğüm maçlarda alacağım. O yüzden yine Berkay ismini kadroma kattım. Dördüncü isim Abdülkadir. Geçen hafta da söylemiştim. Hamsik ve Bakasetas Sökken Trabzon'un en önemli silahı olacak diye.
Çok güzel bir gol attı tabii. Bilerek mi attı, bilmeyerek mi attı bilmiyoruz ama en azından izlemesi keyifli bir goldü. Skor katkısını da verdi. O ıslıklanıp çıktıktan sonra üzerine koyarak devam etti. Abdullah Avcı iyi kazandı Abdülkadir'i. Onun da meyvelerini topluyor. Formunda bulmuşken milli takımda da asistini yapmıştı. Skorla gol katkısını veriyor. O yüzden ben bu hafta da Trabzonspor'un Karagümrük karşısında galip geleceğini düşünüyorum. Karagümrük'te de ciddi eksikler var. Biglia, Hedenstedt ve Zukanoviç kart cezalısı olacak. Üç isim de Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Trabzon'da bu durumdayken yani Hamşik ve Bakasetas olmasa bile Trabzonspor bir şekilde kazanmasını biliyor. O yüzden Abdülkadir ismini ben kadroma aldım. Yedek tercihte diğer bir formda isim. Bu sefer Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray kaybetti Fenerbahçe'ye karşı derbi ama Kerem sahanın yıldızıydı bence. Çok iyi oynadı. Kerem her hafta daha iyi oynuyor ya. Yani gözle görüyoruz yani. Ben eleştirdim sene başı biraz. Marka olayından sonra biraz sallanmıştı ama son 2-3 haftadır her maç gözle görülür şekilde daha iyi oynuyor. Aynen Milli öyle. maçlarda da öyleydi. Böyle de formdayken, skora da katkı veriyorken almamak olmaz. O yüzden Kerem de orta sahadan bir diğer tercihim oldu benim. Ya seninle aynı orta sahayı kurmuşuz biz. Bir farkı var sadece. Yunus Akgün'ü ben de aldım. Çünkü Adana Demirspor maçı izlediğiniz zaman fark eder her izleyen. Yani Yunus Akgün gole en yakın kişi. Balotelli, Hasan Balonga hepsi birlikte de oynasa Yunus Akgün çok yakın. Biraz daha becerikli olsa daha da fazla gol atar. Galatasaray için de çok iyi oldu Adana Demirspor'a gitmesi. Çünkü Adana Demirspor kadroyu kurarken yerli yabancı sınırını düşünmemiş herhalde. Mecburen de oynuyor ama zaten iyi de. Montella da çok yaradı. Şimdi hep konuşuyoruz ya, ligimizde hoca kalitesi Bir çok düşük forvet gibi diye. oynuyor yani. Forvetin Evet, ikinci bir forvet gibi oynuyor. Bir de Montella gibi üst düzey bir hocayla çalışmanın da çok faydası oluyordur tahmin ediyorum. Çok büyük bir golcüydü Montella. Yani hocalık kariyeri de hiç fena değil. Ligimizin çok üstünde bir kariyeri, becerisi var. Onun da çok bence faydası oluyor Yunus Akgün'e. Onun için onu da bundan sonra çoğu hafta alacağız bence. Serdar Gürler'i konuştuk zaten. Konyaspor iyi gidiyor, yıldızı. Kerem Aktürkoğlu 7.5'a alınmayacak gibi değil. Derbide almıştım. Malatyaspor'a karşı yine aldım ki bence o maç kolay bir maç değil. Galatasaray tabii ki önde ama Avrupa dönüşlerinde zorlanıyor Galatasaray. Bir şekilde o maçı kazanmalı. Malatya'da yani bir Malatyalı şey bastığı için söylediğim benim için de bu maç için geçerli. Malatya ve Galatasaray ikisini birden iyi takip ettiğimi düşünüyorum. Malatya deplasmanında kolay kolay kazanamıyor Galatasaray. İşte geçen sene Babel'in bir son dakika uzaktan şutuyla ama hiçbir şey yoktu. Ondan önceki sene berabere kalmıştı. Yenilmişti ondan önceki sene. Malatya deplasmanında bir kere kazandı galiba Galatasaray. Zorlanıyor. Çıktığından beri Malatyaspor. Onun için o maç bilmiyorum. Bir de şimdi soğuktur Malatya. Marsilya maçının da nasıl geçeceği de önemli. Ama Kerem'i her maçta almak lazım. Gole yakın. Berkay Özcan'da konuştuk zaten. Başakşehir'de ikinci bir forvet gibi o da. Orta sahamı bu şekilde kurdum ve orta sahadan kaptan seçmedim bu hafta. Hücuma bıraktım onu. Ben de öyle yaptım. Muhtemelen aynı isim olabilir ama ben geçeyim hücuma istersen. Geç. Hücum marşıyla hücuma geçelim. İlk isim Trabzonspor'dan olacak Canini. Belki Trabzonspor o severler çok sevmiyor, çok eleştiriliyor. Ama ben beğeniyorum açıkçası Canini. Ya değişik bir oyuncu Ya yani. Trabzon'da Giannini gibi bir santrfor olmasa o takım oynayamaz zaten ya. Böyle yük çeken, biraz pis işleri yapan, takımı ileri taşıyan birine ihtiyaç var. Yani Giannini olmasa Hamsik, Bakasetas falan bu kadar verimli oynayamaz ya da Değişik hatta işler Bakayem. yapıyor. Bazen belki bitiricilik noktasında zayıf kalıyor diyebilirsin ama gol de atıyor. Yani bence farklı bir oyuncu. Yani çok böyle stiline yakın bir isim yok. Hani kimle kıyaslayabilirim dersen aklıma çok bir isim gelmiyor açıkçası. Yani hem fizikli olup hem hızlı olup hem enteresan işler yapabilen bir oyuncu. O Ya yüzden bir de ben evet. şeyi kesmesi yeterli ya. Bayağı formayı aldı işte şeyden. Cornelius. Senin tabirinle Sörloth'un dublörü Cornelius'tan. Yani çünkü etkili oynuyor, iyi oynuyor. Evet. Yani artık bence Trabzonsporlu futbol severler de Canini'ye hakkını teslim ediyordur diye düşünüyorum. O yüzden ben de hakkını teslim etmek istedim. İlk isim olarak Canini'yi aldım. İkinci isim Batshuayi'yi alacağım. O da bir türlü kendinden beklenen patlamayı yapamadı. Sakatlandı vesaire durumlar oldu. Zaten takım da çok kötü gidiyor.
Son Ajax maçında ikinci yarı oyuna girdi. Neredeyse hiç top gelmedi Ajax maçında ama Giresun maçında ilk 11 başlar diye düşünüyorum. Çünkü Larin çok fazla gol kaçırdı. Bence Beşiktaş'a galibiyeti de kaçırttırdı Larin. Beşiktaş yenebilirdi Ajax'ı. Larin ikinci golü bulsun. Yenebilirdi de yani çok da Ajax da çok kaçırdı ya. Yani ama tamam Beşiktaş savunması Beşiktaş girdi 2-0 yapmalıydı yakalayıp ama yani kolaylıkla 3-4 tane gol de atabilirdi ilk yarı Ajax. Yani 1-0 bitmesi çok yanıltıcı. Ya 1-0 iken bence 2 olabilirdi. Yani kötü değildi Beşiktaş. Tabii Beşiktaş açısından da öyle yakaladı mı böyle bir rakibe şimdi karşı Ajax, atacaksın yoksa atarlar yani. Tabii Ajax bir de buraya hani rotasyonla gelmedi. Az kadar öyle geldi. Zaten öyle de çıktılar maça. Kazanmak zayıf istiyorlar. Zayıf ligden takımla oynamanın da öyle bir dezavantajı var. Zaten ligde de zorlanmadıkları için fazla Şampiyonlar Ligi'nde yapmıyor rotasyon. Ama mesela şimdi Borussia Dortmund revir gibi. Beşiktaş için birazcık iyi de oldu dün Sporting'in gruptan çıkmayı garantilemesi. Öyle olunca şimdi Dortmund yine kazanmak için oynar ama 2-3 rotasyon yapar. Eksik de çok zaten. Bir de Bayern Münih maçının ertesi olacak Beşiktaş maçı. Cumartesi Bayern Münih maçı var. Salı günü Beşiktaş'ta oynayacak. Salı ya da çarşamba günü. Salı günü olması lazım. Çekmez yani şey Beşiktaş için son bir umut olabilir puan almak için. Yani deplasman olması kötü ama yani Dortmund için de çok şey bir maç değil. Hedef bir maç değil. Çok ya eksik var Dortmund. Ben de Dortmund'da olacağım o gün. Maç maç bakıyorum şöyle. Yani Beşiktaş'ın şu grupta 5 maç sonunda 0 puan alması gerçekten aklım almıyor. Yani deplasmandaki Lisbon maçı dışında bütün maçları kazanabilecek durumdaydı Beşiktaş ama şu an 0 puanda. Çok enteresan. Vallahi ben katılmıyorum sana. Ben içerideki Lisbon maçını da kazanacak bir top oynamadı Beşiktaş. Kaybetmeyi hak etti. Deplasmandaki Ajax maçında çok eksik vardı. Hani ona bir şey demiyorum. Deplasmandaki Ajax maçını zaten dışarı kırıyorum ama içerideki Dortmund maçı. İçerideki Dortmund maçı mesela daha hani beklenen mesela 5 maçı da Beşiktaş öyle oynamış ve 0 çekmiş olsaydı benim için çok büyük bir problem yoktu. Çünkü yani yapacak bir şey yok. Yani gerçekten üst düzey bir takım Dortmund ve az 11'iyle çıkmıştı o zaman. Eksik de yoktu. Ve Beşiktaş bir şey yapmıştı, hırpalamıştı Dortmund'u kazanamasa da. Maç 2-0'da bitse, son dakikada 2-1 oldu. Aynısını söylerdim. Ama içerideki Lisbon maçı mesela tamam 1-2 pozisyonu var Beşiktaş'ın ama yanıltıyor. Tamamen Lisbon'un istediği gibi oynandı. Daha 30. saniye kaleciyle karşı karşıya pozisyona girdi. Kaç tane kontra pozisyon buldu Sporting Lisbon. Yani o maç Lisbon nasıl istiyorsa öyle oynandı. Ve sonunda da net bir şekilde kazandı. Deplasmandaki maç da aynı şekilde. Yani maçta kırılma anları yani o VAR'ın kararları hep aleyhine oldu Beşiktaş'ın o yüzden. Yani tam tersi olmuş olsaydı Beşiktaş maçı kazanacaktı. Yani ya ben şeye de bakıyorum biraz hani dediğim var gibi. Skordan çok oyuna da bakıyorum. Ya maç 90 dakika boyunca Sporting Lisbon'un istediği gibi oynanmıştı. Lisbon bekledi. Yakaladığında da rahat kontraya çıktı. Çünkü Wellington'la Vida'nın zapt edebileceği oyuncular yoktu. Yani o Teixeira'nın golü VAR'dan dönünce tamamen düştü. İkinci yarı çok net oynadılar da ben ilk yarı için aynı şeyi düşünmüyorum zaten. Yine ben ilk yarı da özellikle hiç beğenmemiştim Beşiktaş'ı. Yani baskılı oynaması hoşuma gidiyor. Ama işte baskılı oynadığın zaman da geride bu kadar pozisyon vermemen lazım. Yani Vida ile Wellington'la o topu Sporting Lisbon'a karşı oynayamazsın. Neyse Batshuayi inşallah o. Evet dönelim Batshuayi'ye. Batshuayi bir golleri. Mustafa Muhammed'de de o var. Bir iki maç üst üste gol atsa arka arkaya atacağı belli de. Yani Beşiktaş o havaya giremedi. Hem Batshuayi giremedi. Ya da Beşiktaş 3-4 maç galibiyet serisi yapacak bir duruma gelse mutlaka Batshuayi o 4 maçta belki 3-4 tane en az gol atacak. İşte ama Beşiktaş da o şeyi başlayacaksa bu maçla başlayacak ya da hiç başlayacak. O yüzden Giresun kötü takım değil bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Gerçekten sağlam takım, iyi oynuyorlar ama. Giresun kısıtlı bir takım ama oynadığı oyun belli yani. O konuda söyleyecek bir şey yok. O yüzden Beşiktaş için en uygun bu maç olduğunu düşündüğümden dolayı Batshuayi'yi tercih ettim. Son isim Mokaka. Zaten onun hakkında fazla bir şey söylemeye gerek yok. Her hafta övgüyle bahsediyoruz. O da Başakşehir için çok kilit bir oyuncu. Şu anki oyunundan ötürü takımı taşıyan bir isim. Skor ve asist katkısı var. Oyunun her tarafında etkili oluyor. O yüzden ben kadromu aldım ve kaptan tercihimi Okaka'dan yana kullandım. Yedek isimde yine her hafta aldığım ayıp olacak. Hatayspor'dan. Hatayspor'un Sivas karşısında yine gol bulabileceğini düşündüm. Ve ayıbı tercih ettim. Son isim olarak sözü sana bırakayım. Ben de Ali Ferah Bot gibi ilk ismini mi söylemeye başladın? Yok daha kolay olur. Uzatmadan.
Yani o şeye yani herkes öyle diyorlar ya. Sekidika'ya Jesse, Pohçempalo'ya Joel falan yani işlerine geldiği gibi. Ben de söyleyeyim ortak oyuncular var. Okaka bende de var. Kaptanım Okaka. Batshuayi'yi aldım. Dediğim gibi Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Giresunspor'da uygun bir rakip. Gol atar ama Beşiktaş kazanır gibi geliyor. 3-1 falan geliyor benim içimden. Batshuayi'yi aldım. Adana Demirspor'dan Aslan Balonga'yı aldım. Şey de yok. Yedekte bir bekleyen Balotelli de yok bu hafta. İyi topçu Aslan Balonga. Atacağını düşünüyorum. Onun için aldım. Ve seninle ayrıldığımız nokta. Ya bu tercihime çok şaşıracaksın. Ben Çaykur Rizespor'un içeride Kayserispor'u yeneceğini düşünüyorum. Gole de en yakın isim benim Almanya'dan da çok beğendiğim Finlandiya'nın milli takımında santrforu Noel. olan Joel Pohçempalo. Pohçempalo'yu aldım. Gol atacağını düşünüyorum. Yani denemeye değer. Maliyeti de uygun. Bu kadar iyi 3 forvet aldıktan sonra Pohçempalo denenir. Yani olabilir. Çok böyle nasıl olur diyeceğim bir tercih değil. Normal bence de. İş yapabilir yani. Ben Kayserispor hani nedense bana 0-0 gidecek gibi geldi. Maç yedek kaleci olarak Silvio Luyendonk'u tercih ettim ama çok Bir güveniyor musun düşüşe geçti Kayserispor ya uygun. Yani Rizespor için bence uygun bir rakip. Yani lige tutunacaklarsa, bir şey yapacaklarsa içeride Kayserispor'u da yenmeliler yani. Öyle böyle yenmeliler. yani? Yani olabilir. Yani o her sonucu açık bir maç. Fenerbahçe maçında hiç bahsetmedik. Fenerbahçe Göztepe'ye gidecek. Göztepe'de Kayserispor karşısında bir puanı kurtardı. Derbiyi de biraz konuşmuş oluruz böylece. Yani Tabii. Fenerbahçe'yi konuşurken. Fenerbahçe psikolojik olarak önemli bir eşiği atladı. Galatasaray deplasmanı yenmek önemli. Demişken esas Ama derbi ben hiç beğenmedim Fenerbahçe'yi. Yani bu haftanın derbisinden bahsetmedim. hangisi? Antalyaspor, Alanyaspor. Antalya. Yani bahsetmememin sebebi zor maç. Ben öyle zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Alanya'dan her hafta alıyordum. Ama zor maç. Yani o maç kolay kolay Alanyaspor kazanır diyemiyorum. Bir de şimdi geçen hafta Beşiktaş'ı yendi Alanyaspor'da. Bir rehavet de olabilir. Bana da Antalya Spor galibiyete yakın gibi geldi ama kimseyi tercih etmedim. Ne yani maçtan da bahsetmiş Ben olayım. uzak durdum o maçtan. Çok eksik var Antalya'da da. Ama ben o maç Alanyaspor kazanır diyemiyorum. Fenerbahçe için de şunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi ben de oyun olarak çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray daha üstün taraftı. Fenerbahçe kazandı maçı ama Psikolojik olarak olumlu etkisi olacaktır. Şimdi Olympiakos maçı da önemli tabii ki. tabii ki bir de şöyle Mert Hakan ve Tisserand kart cezası olacak. Mesut da Olympiakos maçı Tisserand yok. Yunanistan'a önemli bir eksik. Ya şöyle ben şimdi dörtlüye döndü Fenerbahçe kazandı. Tabii ki bizim medyamız sosyal medyada da hemen şey denmeye başladı. İşte Ali Koç'a helal olsun. Yumruğu masaya vurdu. Dörtlüye döndü. İşte İrfan'ı Mesut'u oynat dedi. Takım kazandı. Şimdi o iş öyle değil. Bir kere dörtlüye dönmek dönülebilir. Tabii ki tercihtir. Ama Fenerbahçe'ye çok zarar verdiğini düşünüyorum. Şimdi herkesin aklına gelecektir. Maç 0-0 iken Fegüli'nin bir karşı karşıya pozisyonu var. Şimdi orada sol stoper oynayan Kim Min-jae doğal olarak üçlünün ortasında oynamaya alıştığı için kayıyor. Kaydığı zaman sol stoperin geleceğini bekliyor ama bir sol stoper yok. Sol bek var. Arası da bayağı uzun süre boştu. Araya yuvarladılar. Fegüli çok kötü kaçırdı. Yani o klas, o tecrübede bir oyuncunun atması lazım. Onun dışında da mesela Galatasaray son 15 dakika baskı kurduğunda Fenerbahçe-Trabzon maçını hatırlıyorum mesela. 10 kişi maçı kaybetmişti ama Trabzonspor gole kadar bir şey üretememişti. Fenerbahçe'nin istediği gibi oynanmış ama Galatasaray, Fenerbahçe iyi baskılı oynadığı zaman da pozisyona Galatasaray girmişti. Son 15 dakika Fenerbahçe 10 kişi kalınca geri çekildiğinde Galatasaray her atakta pozisyon yakaladı. Yani savunamadı da Fenerbahçe. Onun için ben kazanabilir tabii ki Fenerbahçe. Ama ben Göztepe'nin de gol atacağını düşünüyorum ve kolay bir maç olacağını da kesinlikle düşünmüyorum. ben Fenerbahçe'nin rahat kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Valla ben kolay maç olacağını düşünmüyorum o maçı. Bana sanki yine bir şekilde kazanırlar gibi geliyor. Ben bir maç daha söyleyeyim. Artık pes ettim. Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyorum. Bugünden sonra düşüşe geçebilirler bunu dediğim için. Ama artık geçen hafta da kırılma yaşandı. Ama bu hafta çok zor bir maça çıkacak Trabzonspor'da. Karagümrük'te de yani savunma tarafındaki eksikler çok önemli.
Ya Karagümrük'ün oynadığı oyun biraz oyuncuların üstünde de bir oyun. Yani hoca takımı diyor ya, Aykut hocam sever. Tamam da şimdi Biglia bile stoper oynuyordu eksikliklerden dolayı. Yani şu anda kimler de oynayacak bilemiyoruz. Garip bir dizilimle çıkabilir. Sesim gitti galiba. Garip bir dizilimle çıkılabilir Trabzon karşısına. O yüzden ben şüpheliyim o maçta. Trabzon bir şekilde kazanıyor. Yani kazanmasını Ben biliyorum. kimseyi almadım işte Trabzon'dan bu hafta. O maçtan uzak durdum. Ben Yani Abdülkadir. keyif, ama şunu söyleyeyim, bu hafta en izlemek istediğim maç Karagümrük Trabzonspor maçı olacak. Bir de Antalyaspor Alanyaspor maçı olacak. Alanyaspor maçını çok merak etmiyorum açıkçası. Çok güzel bir maç olacağını düşünmüyorum. İki iyi hoca var orada da ya. Yani Nuri Şahin'in eli değiyor yavaş yavaş o takıma. Yani Karagümrük Trabzonspor maçı bu haftanın seyir zevki en yüksek maçı olabilir. Onun dışında bakıyorum maç Ben genelde. bir maç daha söyleyeyim. Sabah Lobjanice'yi almıştım kadroya. O zaman söylemiştim. Bir de tabii Kamil Ahmet'i. Ben Hatayspor'un da Sivasspor'un net bir oyunla yeneceğini düşünüyorum. Olabilir. Yani kazanabilir Hatayspor. Ben zaten Eyüp'ü aldım. Güzel maç olur. Böyle karşılıklı goller falan, ama Hatay kazanır bence. Diouf'u da almadığım için pişman olmam umarım. İnşallah. Bakalım göreceğiz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Konuşmadığımız bir şey de kalmadı. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yani bakıyorum aklıma gelen eklemek istediğim şu an için bir şey yok. Söyleyeceklerim bu kadar. Artık benzinde önemli bir ödül. Zaten bu ara benzin ödülünü sık sık alıyoruz ya. Her zam geldiğinden önce sıraya girip doldurduğumuz için. Benim onun için rahattım bu hafta. Ama her şeyi konuştuk herhalde bu hafta ile ilgili. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok, bol şans dilerim herkese, sana, Ben bana. biliyorsun Özkan Sümer gibi bol şans dilemiyorum. İyi bir hafta olmasını diliyorum. Ağzına sağlık. Sağ ol Barış, senin de. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.